Merhabalar. Merkeze bağlı Topçu Köyü'ndeyiz. Harika bir manzara. Görmenizi istiyorum. Şayet şehirde biraz sıkıldıysanız, küçük bir sıkılma olduysa gelin. Kesinlikle ve kesinlikle stresinizi artacak. Şimdi, yani görmeniz gereken bir yer, ben gördüm. Lütfen siz de görün. İşinizin stres olabilir. Evinizde stres olabilir. Trafikte stres olabilirsiniz. İş arkadaşınıza stres olabilirsiniz. Yani buraya geldiğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle dinleneceğinize eminim. Dinlenebilirsiniz. Bir kere her şeyden önce kuş sesleri müthiş. Ben şimdi adım atıyorum. Bir taraftan da bu sizler için yeni aldığım çubuğu deniyorum. Ona bakın. Burada bir arkadaşım da fotoğraf çekiyor. Halil merhaba. Merhaba ustacığım. Bana burayı Halil gösterdi. Halil de fotoğraf işiyle uğraşıyor. Çok güzel fotoğrafları var Halil'in de. Öncelikle görüyor, hafızaya kaydediyor. Daha sonra diyor ki hadi Oktay gidelim diyor. Beni buraya getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam, ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de şimdi sizler için burayı görüntülüyorum. Ama sarı çiçek sevmezseniz mutlaka alternatifleri de var. İşte beraber yürüyoruz. Kelebekler uçuyor. 2019 yılında, yani bu sene kelebeklerin Yozgat'ta çok fazla olduğu söyleniliyor. Ama bunun tüm Türkiye'de ve dünyada fazla olduğunu söyleniyor. Mevsim itibariyle olabilir. Bu artık neye delalet, bunu bilmiyoruz. Mutlaka vardır bunun da bir hikmeti diyoruz. Zaman zaman konuşmuyorum. Hem manzarayı rahat izleyin hem de kuş seslerini duyun diye. Sadece sizlere buradaki görselleri göstermeye çalışıyorum. Kuş sesleri obalara yayılır. Topçu köyü karşısında, şehre yaklaşık 10-11 kilometre. Şehirdeki güzel noktalardan birisi. Gördüğünüz gibi çiçek açmış elma olabilir. Harika duruyor. Böyle yaptığımız zaman sarı, yeşil, beyaz tüm renkler burada. Bakın bunlardan da uçurabilirsiniz. Ben şimdi yarım olan bir taneyi sizler için uçuruyorum. Tamam? Ama kesinlikle sizler için. Gördünüz, uçurdum.
Diğerlerini size bırakıyorum. En kısa zamanda gelin lütfen. Gelmezseniz başkaları gelir uçururlar. Su sesi insanı rahatlatan seslerden biri. Çok özür dilerim. Burada bir şey göstermek istiyorum. Bakın burada bir tane bidon var. Siz de görüyorsunuz. Bu bidonun burada olmaması gerekiyor. Ama maalesef burada. Neden? Çünkü bunu iyi niyetli bir arkadaşımız, başka bir iyi niyetli arkadaşın faydası olsun diye yolun kenarına koymuştur. Yolun kenarına koyduğu bidon da rüzgarda uçmuştur ve buraya gelmiştir diye düşünüyorum. Yani aksini düşünmek istemiyorum. Çünkü kötü niyetli çevreyi kirletmek için kimsenin atacağını düşünmüyorum. Ama mutlaka iyi niyetli bir arkadaş diğer arkadaşına faydalı olmak için yapmıştır diye düşünüyorum. Lütfen çevreyi kirletmeyelim. Lütfen çevreye plastik malzeme atmayalım. Neden? Çünkü bir plastik malzemenin, yani bir poşetin çevredeki çürüme süresi 150 yıl. Şimdi düşünün, zaten biz 150 yıl yaşamıyoruz. Gördünüz, karşı tarafta da çok güzel tarlalar var. Çiçek tarlaları var. Evet, güzel ağaçlar var. Farklı çiçekler var. Burada, yani bence burada fotoğraf çekip Facebook'unuzda paylaşabilirsiniz. Ağaçlar var. Halil herhalde hala istediği fotoğrafı çekemedi. Oysa şöyle bir şey var. En güzel fotoğraf henüz çekilmeyendir. Yani buraya bence sadece ve sadece şu manzara görmek için bile gelinebilir. Yalnız lütfen buraya gelirken spor ayakkabılarınızı giymeyi unutmayın. Eşofman giyebilirsiniz, spor ayakkabısı giyebilirsiniz. Size tavsiyem. Bir başka programımızda görüşmek üzere.